bir itizar ve bir ilanın tekrar ile başlayayım. Bir saat üçle beş arasında bu programları yapmayı taahhüt ettik başlangıçta. Bu ikindi namazıyla akşam namazı arasına denk getirmek maksadıylaydı. Günler yavaş yavaş uzamakta olduğundan İkindi vakti 3'e doğru yaklaştı. Bundan dolayı tam saat 3'te başlayamadık. Bunu ekranın başında dinleyenler için izah ediyorum ki bundan sonra da tam saat 3'te başlama şansımız olmayacak. Aksi halde ikindi namazını feda etmemiz lazım gelir. Namazı mütakip başlayacağımız için saat 3'ü zaman zaman 5-10 dakika gecikmiş olarak başlayabiliriz. İkincisi de benim bu sohbetimden sonra her hafta burada Osmanlıca dersleri oluyor. Birçok iştirakçilerin bundan haberi olmadığı için belki ekranların başında o dersi takip edenler gereği kadar vardır ama burada gerektiği kadar yok. Onu da bir daha duyurmak istiyorum ki bu sohbetten sonra burada mayen bir fasıla dan sonra Osmanlıca dersleri devamlı yapılacaktır. İştirak etmek isteyenlerin haber olsun. Evet, suallere cevap vermeye devam ediyoruz. Herhalde <laughs> müteaddit sual var Akif'le ilgili. Onu soracaksın değil mi? Evet, üstadım ile alakalı zaman zaman sohbetlerinizde bazı ifadeler bulundunuz, tenkit maksatlı. Bunların bazısı internete düşmüş. Dinleyenlerinizin ve okuyanlarınızın kahirektriyeti bu videolardan birinde farklı manada telaffuz edilerek altına yazılmış bir söz ve sizin Akif'e bir hakaretiniz olduğundan hareketle çok fazla sual geldi. Sual iki temel üzerine oturuyor. Birincisi Akif hakkındaki fikirleriniz, görüşleriniz ve itiraz noktalarınız üzerine. Diğeri ise bu videoda geçen ifadeniz üzerine bir izahat isteniyor. Böyle bir ifade var mı? Varsa sebebi soruluyor. Genel olarak Akif ile alakalı itiraz noktalarınız. Benim Akif Bey hakkında çirkin bir kelime kullanmaya bir Osmanlı münevveri olarak terbiyen müsait değildir. Böyle bir şey de söylemiş değilim. Esasen bunun bir yakıştırma olduğunu bazı dikkatli seyirciler de fark etmiş. Böyle bir iddiaları sürenlere onlar internette cevap verdiler. Bunu görmekle de bahtiyar oldum. Hem ihtimal vermediklerinden bahsediyorlar ve hem de o sözün aslının onların söylediği gibi olmadığını ses benzerliğinden bir yakıştırma olduğunu söylüyorlar. Hiç kimse hakkında terbiye mugayir bir şey söylemem. Buna ilaveten şunu söyleyeyim ki Akif Bey İslam davasının bir adamıdır. Bunu inkar kabil değildir. Ama Bir benek çürük ihtiva eden elma da elmadır. Ekseriyeti çürük olan elma da elmadır. Lakin ekseriyeti çürük olan elmayı çöpe attıkları halde çürüğü asgaridir. Gene yerler. Bu kabilden bazı adamların çürüklüğü bir benek kabilindendir. Bazıları daha fazladır. Bazılarında galiben çürüklük vardır. O galiben çürüklü olan adamlardan pek çoğunu biz tahrif hareketleri isimli kitaplarımızda anlattık. Akif'in de ne derecede çürük olduğunu veya çürüklük ihtiva ettiğini cephemizin adam olmasına rağmen yanlışlar ihtiva ettiğini Şimdi buna bazı misaller verdikten sonra siz kendi vicdanınızda karar veriniz. Herkes bu hususa hükmetmekte huyudur. Tenkitten azade bir adam düşünülemez. Böyle kabullenenler bile tenkitten kurtulamamıştır. İşte Kemalistler Mustafa Kemal Paşa hakkında kanun çıkarmışlar. <laughs> Kanunla heykelini kırmak, alenen ona hakarette bulunmak suç sayılmış olmasına rağmen tatbikatla, tenkitle suç sayılmıştır. Ve temiz mahkemesinin işladı vardır. İma yoluyla Mustafa Kemal Paşa'yı tenkit bile suçtur. Buna rağmen tenkit edilmektedir. Hatta bizim gibi dindarlar <laughs> asıl ondan büyük zarar görmüş olan dindarlar değil. Dinle alakası olmayan adamlar bile. Görüyoruz, şahit oluyoruz. Zamanımızda da çoğalmıştır. Müslümanlardan daha ziyade onu tenkit etmektedirler. Halbuki yakın tarihten bu korumanın ne ölçülere vardığını anlamanız için size bir misal vereyim. Necip Fazıl Bey üstadımızın Sultan Vahidettin hakkındaki kitabı üçüncü baskıda hiçbir ilave yapılmadığı halde toplatılmış ve üstad bir buçuk seneye mahkum olmuştu. Ayhan Songar Bey'in raporu yetişmeseydi üstad hapishanede vefat ederdi. Çünkü bu karardan sonra bir buçuk sene yaşamadı. Onun cezasını tasdik eden temiz mahkemesi esbab-ı mucibe olarak diyor ki Mustafa Kemal Paşa'nın zemmettiği vahid ettiğini met etmek Mustafa Kemal Paşa'ya hakarettir. Yani bir adam düşünün ki onun eri dediğine siz de eri diyeceksiniz. Doğru dediğine doğru diyeceksiniz. Beğendiğini beğenmedi diyeceksiniz. Beğenmediğini beğenmeyeceksiniz. Aksi suç işlemiş oluyorsunuz. Bir adamı üst üste çakışmış milyonla gölge gibi bir adamın aynı düşünmeye icbar etmek Afrika vahşilerinde bile görülmemiş bir iptidailiktir. İnsan düşünür, insan olan düşünür. Ben adam değil miyim? Mustafa Kemal adam da ben adam değil miyim? Farklı düşünme hakkımı nasıl elimden alırsın? Bu temiz mahkemesi hakimleri çoban değil. Memleketin en yüksek seviyede tahsil görmüş adamlarıdır. Ve böyle bir cümle yazmışlardı. Mustafa Kemal Paşa'nın beğendiği adamı zemmetmek, zemmettiği adamı met etmek ona hakarettir. Demek oluyor ki tenki türiyetini bütün mahvetmek istikametinde bir misal olan Mustafa Kemal Paşa hakkındaki 5816 sayılı kanun bile tenkidi önleyememiştir. Önleyememektedir. Amme namına ortaya çıkan bir adamın hususi hayatı bile olmaz. Her şeyini konuşurlar. Seni sığaya çeker bir molla kasım gelir diyor Yunus Emre. Bir gün en ummadığın bir adam seni hesaba çeker. Yanlışın varsa ortaya koyar. Yanlış koyar veya doğru koyar. Ama kendince yanlış gördüğünü konuşur. Umuma mal olmuş şahsiyetlerin de bundan tahaffuzu korunması mümkün değildir. Akla da mantığa da aykırıdır. Mehmet Akif de İslami cephenin bir adamı olmasına rağmen bu umumi kaidenin dışında düşünülemez. İnsandır elbette yanlışı da olur. Bu yanlışın derecesine göre çürük elmaları ayıklayan bir insanın mantığıyla hareket edersin. Çürüklük galipse çöpe atarsın. Sağlam tarafından da vazgeçersin. Yok sağlamlık galipte çürük nisbi ise orayı bıçakla oya atarsın. Bu işe yaramaz dersin. Şimdi ben size bu elmanın çürük taraflarını göstereceğim. Sağlam tarafı sağlam olmak asildir. Madem ki İslam şairidir ünvanı. Elbette. Herhalde bütünüyle çürük olsaydı buna İslam şairi denmezdi. O halde sağlamlık asıldır. Bu konuşulmaz gere konuşulması gerekmez. Bu sağlamlığa bu ünvana yakışmayan yanlışları konuşacağız. ve Mehmet Akif çok sevdiğiniz bir insan olabilir. Umuma mal olmuş bir insansa babanızı da tenkit edebilirsiniz. Onu da yanlışını söyleyebilirsiniz ve söylemelisiniz. Söylemelisiniz. Eğer o yanlış umuma tesir eden bir yanlışsa ve dini hakikatlere müteallikse bu yanlışı söylemek istisnasız her Müslüman üzerinde cari olan bir farizadır. Buna şeriatta emri bil maruf nehyi anil münker derler. Akif'in kitabı bir Mahiriz'in tabiriyle başucu kitabıdır. Yani yattığın yatak odanda bile olması lazım gelen bir kitapmış ona göre. Ondan da bunun münakaşasını yaptım. Söyleyeceğim hatıralar bahsi de var bu işin içinde. E böyle bir başucu kitabı olan bir adamın yanlışı onu her okuyan adama zarar verme tehlikesi var demektir. Onun için herkesin bu zarara karşı vikayesi bir şahsın tenkitten zarar göreceği görmesi muhtemel olan zararla bir tutulamaz. Çünkü umumun menfaati asıldır. Umumun korunması asıldır. Zararı am ile zararı has içtima ettikte yani bir şahsın zararı ile umumun zararı bir araya geldiği zaman zararı has ihtiyar olunup zararı am defedilir. Bu İslami bir kaidedir bizim eski medeni kanunumuz demek olan Mecelle-i Ahkam Adliye'nin bir maddesidir ve İslam kanununun bir kanunu bir maddesidir. Umumun zararıyla bir ferdin zararı bir araya geldiği zaman umumi vikaye için ferdin zararı ihtiyar olunup umumun zararının def esbabına tevessül olunur. Bizim yaptığımız işte bugün yapacağımız işte budur ve İslamidir yaptığımız iş. Bizi İslam'la kınayan biri varsa, bize İslam'la itiraz eden biri varsa memnuniyetle dinlerim. Hissiyatla kınayan, hissiyatla muhakeme eden biri varsa onun sözü mesmu değildir. Dinlenmez, itibar edilmez ve ona cevap verilmez. Bir prensip meselesi daha söyleyeyim. Umumiyetle bizim ülkemizde kabul gören, takdir edilen adamda kusur yok zannedilir. Tekdir edilen, reddedilen adamda da meziyet yok sanılır bütünüyle meziyet ve bütünüyle rezalet olan insan yoktur. En kötü insanın bile bir faziletli tarafı olur. Halk bunun için der ki yedi öldür ama hakkını teslim et. Adam kafirdir ama ahlaklıdır, dürüsttür. Bunun misali tevhü fikrettir. Kur'an'a hücum etmiş. Haşa ey kitabı köhne. Yırtılır bir gün fikr olan Haif'in diyecek kadar alçalmış bir adamdır. Ama karakter sahibi bir adamdır. Akif'ten daha karakterlidir. Bunu bir hatıra ile söyleyeyim mi size? Akif'in en değerli eseri Asım'ı ithaf eylediği Fuat Şemsi Bey. Tevhif e hayrandır. Eski şairlerin çoğu böyleydi. Bir gün bana pembeli köşkte dedi ki Galatasaray Lisesi müdürü olduğu bir zamanda Fikret'i ziyarete gittim. Hazırlanmıştı çıkmak üzereydi. Bana dedi ki Fuat Bey benim Taksim'de bir randevum var. Derhal çıkmam lazım. Kusura bakmazsan beraber çıkalım. Taksim'e kadar yürürüz. Yol boyunca da konuşuruz. Tabii adamın sözü var. Hay hay üstad dedim. İstiklal Caddesi'nden yürüyorduk. Devir iddiaçıların iş başına geldiği devir. Sultan Hamit nahak bir şekilde tahttan indirilmiş. Bütün matbuat Sultan Hamid'e ve Sultan Hamid'in ricali siyasiyesine, erkanına, istihdam eylediği devlet adamlarını ağız dolusu sövüyor. Karikatürlerin biri bir para. Kimini akrap şeklinde, kimini yılan şeklinde. Binlerce karikatür var böyle. Benim arşivimde on binin üstünde karikatür var böyle. Kitaplar, dergiler bununla dolu. Bir yılan yapar paşalardan birinin kafasını koyar. Akrep yapar birinin kafasını koyar. Böyle mel'un bir meddah matbuat hayatı var. Beraber taksime doğru yürürken karşıdan devri sabık ricalinden bir nazır karşımıza çıktı. Devri sabık iddiaçıların icat ettiği bir sözdür. Eski devir demektir. Abdülhamit devri için kullanılmıştır. Demokrat Parti iktidara geldiği zaman Celal Bayar dedi ki biz devri sabık yaratmayacağız. Yani bizden evvelki devri kötülemeyeceğiz. Nasıl kötülesin ki o devirde başbakanlık yapmış bir adam. Dağ yollarında hayvan gübreleri olur. Üzerinden araba geçer bir pislik ikiye ayrılır. Demokrat Parti, Halk Partisi böyle ayrıldı. Aynı kadronun ikiye bölünmesiyle husule geldi. Tabii bu Demokrat Parti'yi ben de tutuyordum o zamanlar. Halk Partisi o kadar zalimdi ki onun karşısında kim olsa tutarsın millet kapatmasaydı serbest fırkayı bile tutacaktı Halk Partisi'nde. Halbuki onun kurucusu Mustafa Kemal'in sağ kolu bir adam. Millet imdat arıyordu. Bunun için Maraşal Fevzi Çakmak gibi bir öküzü bile adam etti. Onu, onundan bile ümitlendi ki bir şey yapacak diye. Allah nasip etmedi. Ona da nasip olmadı. Öyle bir zaman. Aynen bunun gibi devri sabık yaratmayacağız dedi. Devri sabık Sultanahmet devri namına adına icat edilmiş bir siyasi tabirdir. Devri sabık ricalinden falan nazır geliyordu dedi. Nazırın ismini unuttum. Tevhi Fikret kolundan çıktı. O nazırı öyle bir istikbal etti ki Allah ömürler versin beyefendi hazretlerinin. Sıhhatı afiyettesiniz inşallah. Evladı yaliniz iyidir inşallah. Adamı iltifata gark etti. Ben kenara çekildim böyle hayretle bakıyorum. Adamı kandilli temennalarla yola koyduktan sonra bana dönünce benim hayretle bakışım henüz bitmemişti ki ona şahit oldu. Ne bakıyorsun dedi. Dedim ki üstad bu kadar iltifat ettiğiniz adam... Abdülhamid'in nazırlarından falan adam değil mi? Evet odur ne var demiş. Demiş ki siz gazete okumuyor musunuz? Fuat Şemsi böyle saray Türkçesiyle konuşur Okumuyor musunuz? Okuyorum. E, her gün bu adamın hırsızlıklarını yazıyor görmüyor musunuz? Bana bak demiş. Ben bu adamı nazır olmadan tanıyorum namuslu. Nazırlığında eminim namuslu. Bugün de namuslu olduğuna inanıyorum. Bir kuru selamım var. İttihatçıların hatırı için onu da dilediğime gönlümce veremeyecek miyim? <laughs> Sen ahbaplarını istersen, İttihatçıların istediği şekilde, beklediği şekilde muamele edebilirsin. Bana karışma. Bu bir karakter işte. Bu karakter bütün matbaat sövüyor diye dürüst tanıdığı bir adama yüz çevirmiyor. Ben 27 Mayıs ihtilalinde hücre hapsi yattım. Çıktıktan sonra beni sokakta gördüğü zaman başını çevirenler oldu. Tanımamazlıktan gelenler oldu. Bunları yaşadım. Anlatsam sabah olur. Milletin karakterinden kaybetmesi koca bir cihan imparatorluğu kaybetmesinden daha büyük bir kayıptır. Bunu da yeri gelmişken böyle tespit edelim. Tanımamazlıktan gelen ne adamlar? Hem de adam sanılan, veli sanılan, hakkında kitap yazılan adamların tanımamazlıktan geldiğini ben yaşadım. Ama Fikret bir karakter sahibi adam. Peki Mehmet Akif Sultan Hamid'e ne zaman sövdü? Tahttan indikten sonra diyor sövdü. Bakın şiirlerini. Halbuki o Tevfi Fikret 1905 yılında Sultan Hamid'e suikast yapan Ermeni'ye bir lahzayı taahhur şiiriyle iltifatlar yağdırdı. Attın fakat yazık yazıklar ki vuramadın. Hayıflandı Abdülhamid'i öldüremediğini Ermeni'nin. Cumhuriyet devrini hürriyet devri. Abdülhamid devrini istibdat devri addedenlerin kulakları çınlasın. Suikastiyi alkışladı diye Tevfik Fikret karakola bile çağrılmamıştır. Şimdi Abdullah Öcalan'ın lehine bir söz söyleyen adamı dava açıyorlar. Bu devir hürriyet devri, o devir istibdat devri. Nasıl istibdatmış anlayın. Akif'in yerden yere vurduğu bu istibdat devrini anlayın ki. Ermeni suikastçıyı alkışlayan şaire ne yapıyorsun, ne bu rezalet denmemiş. Tevfik İklet karakola bile çağrılmamıştır. İşte bu bir karakterdir. Tevfik Fikret'e Tarih kadim şiirin şiirinden dolayı hasımım. İmanıma tecavüz etmiş bir mütaddi kafirdir. Ama şu karakteri inkar etmem. Çürük adam, meyhanede de çürük, camide de çürük. Karakter sahibi adam, meyhanede de sağlam, camide de sağlam. Karakter başka bir şey. İman o karakteri takviye eder. Yoksa icat edemez. fıtrat asliye üzerine bina olur İslam kanunu. Bir marangozun eline çürük bir tahta versen o ne kadar sanatkar olursa olsun ondan bir şey olmaz. Adamın sanatı da heba olur. Fıtrat-ı asliye sağlamsa Onda İslam kamil netice verir. Fıtrat çürükse onun çürüklüğüne biraz azaltır. Zaaflarını, kusurlarını biraz azaltır ama o tam adam olmaz. Mayeyi asliye sağlam değil çünkü. Şimdi bu ölçüyle baktığınız zaman benim Mahmut Akif'le maceramı evvela şahsi hatıralarımla anlatayım. Ben istemiyordum Akif hakkında bu kadar ısrarlı, musırrane bir surette bahsetmek. Çünkü umuma kabul olmuş bir değerdir. İnsanlar kabullerine dokunulduğu zaman, ezberlere bozulduğu zaman rahatsız oluyorlar. Hakikat şinaslık zafa uğramıştır bu ülkede. Hakperestlikten ziyade şahıs perestlik hakim olmuştur. Kemalistlere kızıyoruz ya ilah mevkiine yükseltiyorlar diye. Aynı milletteniz, aynı hamurdanız. Bizim de böyle putlarımız var. Şimdi göreceksiniz ki onlardan biri de akiptir. Maalesef. Ben 17 yaşında bir gençtim. Mehmet Akif Bey'e mektep harçlığıyla mevlid okuttum. Trabzon Lisesi'nde talebeydim. Ve lisede ihtifal tertipledim onun için. Edebiyat muallimimizden müsaade aldım. Mehmet Akif ihtifali tertipledim. İlk alakam böyle başlıyor. Bakın bu Trabzon'da Yeni Yol Gazetesi'nde çıkmış lisede Akif ihtifali diye bir haber. 12 Ocak 1951. Ben Akif'e mevlid okuttum ve ihtifal tertipledim. Baki Tu var ya Baki Tu orta mektep talebesiydi. Ona da şiir okuttum bugün de. Bu kadar eski alakan Elimde safaat vardı. Çektin mi bunu? Evet. Tamam. Elimde safaat vardı. Fakat harcı alem şiirlerini biliyordum. Koca sapatı yukarıdan aşağıya okumuş değildim. Bu ihtifal dolayısıyla hem sapatı yukarıdan aşağıya okudum 51'de. Hem de Feyziye Abdullah Tansel adındaki bir kadın muharrirenin Mehmet Akif isimli kitabını okudum. İhtifale karar verdikten sonra. Bu kitapta bir şey nazarı dikkatimiz celbetti. Evvela Feyzi Abdullah Tansel okudum. Feyzi Abdullah Tansel, Akif'in Cemaleddin Efkani'yi, Abduh'u met ettiğini, şiirinden satırlar alarak gösteriyordu. Sonra da Cemaleddin Efkani hakkında bir izahatta bulunuyordu. Abdülhamid'in de onu Türkiye'ye getirttirip, Teşvik bir apartman tahsis edip kapısına da iki tane zaptiye koyup itibarlı bir hapis hayatı yaşattığını, Cemalettin Efkani'nin de burada öldüğünü, teşvik mezarlığına gömüldüğünü, çok sonra Afganların ona Afganlı zannedenlerden Afganlar, çünkü Cemalettin efganı Afganistanlı değildir, Afgan Sünnidir. Cemaleddin Afgani İran'ın Esedabad şehrinde doğmuş bir Alevidir. Aleviliğini gizlemek için de Afgani ünvanıyla dolaşmıştı. İngiliz entercasına hizmet etmiş, dinde reform yapmak isteyen, dinde reform yapmak isteyen ve resmen masonluğa girmiş olan bir melundur. Abdülhamit Birinci gelişi Sultan Aziz zamanındadır. Peygamberliği marangozluğa teşbih ettiği için ulema arasında kavga çıkmış ve Türkiye mecburi terk etmiştir. Sultan Hamid bunu çağırmış. O sırada İran'daydı. Sultan Hamid bunu misafir eden herhalde kötülük düşünse alenen çağırmaz. Başka türlü yapar diye düşünerek iltifat göreceği zannıyla koşarak geldi. Şimdi bu o kitaptaki bilgi değil. Sonra edindiğim bir bilgi. Efgani Abdülhamid'in davetini icabetle Türkiye'ye gelirken misafir kaldığı evde çantasını unutur. bu çantada muhtelif insanlarla muhaberesine dair mektuplar vardır. Ev sahibi mühim bir şey varsa içinde arkasından göndereyim diye çantayı karıştırır. Abdullah yazılmış bir mektubunu bulur. Abduh Mısır'dadır biliyorsunuz. Abdullah diyor ki bu dinin boynunu kendi kılıcıyla vuracağız bugün bu cümlenin ihtiva ettiği acı gerçeğin icra edilmekte olduğu bir gündeyiz. Bugün bu dinin boynunu kendi kılıcıyla vurmaya çalışan iç sürüsü kadar nadan var. Bunları da Tahrip Hareketleri isimli kitabımızda size anlatmaya çalışıyoruz. İki cildi çıktı, iki cilt daha var geride. Sürüsüne bereket. İlahiyat profesör ünvanlı, bakan ünvanlı, milletvekili ünvanlı, cemaat lideri ünvanlı, nice şahs. Bu dinin hakikatine karşı din adamı sıfatlı sıfatını kılıç gibi kullanarak bu dini mihraptan din adamlığı sıfatından istifade ederek tahrife yeltenen bir alay nadanla karşı karşıyayız. Ama o gün Cemalettin Efkani bu sözü söylüyor. Ve bu çanta muhteviyatı İran'da yayınlanmıştır. Bu sözüm o yayından elde edilen bir bilgidir. Ama o gün ben Akif için ihtifal yapmakta olduğum halde Abdülhamid'i seviyorum, büyüklüğünü kabul ediyorum Mehmet Akif'i de seviyorum ama Mehmet Akif Abdülhamid'e böyle düşman. Abdülhamid bir adamı İngiliz entelijansına çalışıyor diye hapsediyor. Mehmet Akif onu göklere çıkarıyor. Kafam karıştı. İhtifali yaptım ama kafam karıştı. 17 yaşında. Sonra bunun üstüne yürüdüm. Mahiriz hocamız çok akif perest bir adamdı. Galiba hilafet kitabında bir yerde yazdım. Onunla 40 sene evvel bir münakaşam. Efendim bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Ne oldu bu ezana da inliyor. İnletmeli demek istiyor. Mehmet Akif aciz mi inletmeli demekle inlemeli demenin farkını bilmesin. İnleyende aziyet var, inletende hakimiyet var. Ortalığı inletti demek hükmetti, aslı kesti demektir. İnledi demek hasta, zelil, aciz. Ağladı, sızladı demek. Akif, Sultanı Sühan kelamı kullanmanın sultanı sayılacak derecede itibarlı bir adam. Bunu bilmez mi? Mahiriz tevil ediyor. İlletmeni demek istiyor. Bunun gibi İstiklal Marşı'na 8-10 tane itirazım var. Mahiriz'in verdiği cevaplar da nezdimde palavra. Evet. Çünkü ben onunla nazaran çok genç bir adamdım o zaman. 30 yaşlarında bir adamdım. İtibarıyla, ismiyle, yaşıyla beni susturulacağını zannetti. Gençliğimden beri Allah'ın lütfu keremiyle tahtisi nimet kabilinden ifade etmek isterim ki hiç kimseye karşı hakkı söylemekten israf etmedim. Ve kimsenin otoritesine karşı da hakkı inkar veya sükutla geçiştirmek istikametinde bir tavize meyletmedim. Bunun Necip Fazıl misali de var. Necip Fazıl'la bile on defa kavgam var. Bugün de aynı fikirler Necip Fazıl sağ olsa veya taraftarları olsa onlara karşı da söylerim aynı şeyleri. Hiç pervam yoktur. Başka birisi de beni muhakeme etsin. Ama İslam'la etsin. Kemalist bir düşünceyle beni tenkit edenlere derim ki Allah şadliğinizi kabul etsin. Çünkü onların kusur bulduğu şey Müslüman olarak benim nezdimde meziyettir. İslam'la beni muhakeme eden bir adama saygı duyarım. Doğru da söylemiş olabilir yanlış da olabilir. Hatadan kimse salim değildir. Mahir izi geçelim. Bir hatıra da anlatayım size. 1969 senesinde bir hac dönüşü. Abdurrahman Gürses Hocaefendi Efendi ve Emin Saraç Hocaefendi Efendi ile birlikte Beyrut'a uğradık. Beyrut'ta iki mühim şahsiyetle görüştük. Birisi Cennet Mekan Sultan Abdülhamit Han Hazretlerinin en küçük mahdumu Şehzade Abid Efendi. Birisi de İbrahim Sabri Bey, Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'nin oğlu İbrahim Sabri Bey ile görüştük. İbrahim Sabri Bey hayatını gurbette tamamlamış babasıyla birlikte gurbetse de bir büyük şahsiyettir. Bu Abdülhamid'in oğluyla ilgili bahsi bir tarafa bırakıyorum. İbrahim Sabri Bey sohbet esnasında dedi ki biz eğer Türkiye'de Teşhike mesai edecek birini bulsaydık bizim gurbet hayatımız meyvasız bir ağaç gibi geçmezdi. Milletimize karşı daha faydalı işler yapardık. Fakat teşhike mesai edecek kimseyi bulamadık. Ben ona dedim ki bulsaydınız böyle birini ne yapardınız? Dedi ki babamın meşhur kitabını Türkçe bastırmak isterdim. Mevkuful akli vel ilmi vel alim vesaire uzun bir kitap. Dört ciltlik. Türkiye'de Mustafa Kemal Paşa'nın kan dökerek yaptığı, yaptığı inkılaplar, batıllaşma Mısır'da ilim icabı denilerek, maslahat icabı denilerek, zaman icabı denilerek yapılmak isteniyordu. Mısır'daki bozuk kafalı alimlere bir metin, tavizsiz bir İslam alimi olarak cevap vermiştir bu dört ciltlik kitapta. Bunu asıl Türklerin bilmesi lazım. Asıl tahribat Türkiye'de oldu. Dedim ki, ben dedi birinci cildini neşrettim, e, tercüme ettim ama neşredecek birini bulamıyorum. Ben de ona bir takım Rıza getirmiştim. Dedim ki bak ben bu kitabı neşrettim. Bu bundan ağır değildir. Hakikaten Rıza Nur ondan çok daha ağırdır. Yani tasvip edersin veya etmezsin. Fakat çok ağır ithamlar var. Ben bunu neşrettim. Bu bundan ağır değildir ya. Verin ben neşedim Aman memnun oldum dedi. Başka ne yapmak istiyordunuz dedim. Onu verdi bana. Şiirlerimi Türkiye'de neşetmek isterdim dedi. Verin onlardan da dedim. Dedi ki ama iki şartım var. Buyurun dedim. Birisi bu gavur harfleriyle şiirlerimin neşrini istemem dedi. Bakın bu İslam harfleri davası çok mühimdir Müslümanlar için. Ve garip bir davadır ehemmiyeti anlaşılmadığı için. Okur yazarlık Kur'an öğrenmekle başlayacaktı yazı değişmeseydi. Hiçbir gerekçe, hiçbir mantıki gerekçe yoktur harf değişikliği için. Bir tek gerekçe vardır. Müslümanlarla Kur'an arasına bir uçurum koymak. Bir güçlük çıkarmak. Kur'an okumak için yeni bir yazı öğrenme mecburiyeti çıkarmak. Osmanlı zamanı Kur'an kursu diye bir şey yoktur. Cumhuriyet devrinde bunu ihtiyaçlar ihtas etmiştir. Osmanlı zamanında Kur'an mektepte öğrenir. Devletin vazifesi millete dini öğretmektir yazısıyla, muhtevasıyla. Bu yazı davası garip bir davadır. Ehemmiyeti anlaşılmamasından dolayı garipliği bir kat daha fazladır. Ben bu gavur yazısıyla şiirlerimin neşrini istemem dedi. Üstad okuyan kalmadı dedim maalesef. <laughs> Meraklı birkaç adam... O zaman gene vardı. Benim çocukluğumda, benim gençliğimde devlet memurlarının hepsinin notu İslam harfleriyleydi. Hatta ben dergide bazı örneklerini verdim. Bu inkılabın baş mürevvici olan adamlarından notları İslam harfleriyleydi. İsmet Paşa diyor ki, bu alfabe değişikliği yapılırken ben Mustafa Kemal Paşa'yla Fevzi Paşa'ya dedim ki siz bunu kullanmayacaksınız iki yazılı olacağız hayır kullanacağız dediler eski yazıya devam edeceksiniz hayır etmeyeceğiz dediler fakat devam ettiler benim geleceğimi duydular mı masanın üzerindeki evrakı toplarlardı çünkü bütün notları İslam harfiyle ama ben İsmet Taşan'ın sözüne bakın. Ben bizi Arap kültürüne bağlayan o yazıyı dişimi sıktım iki ay kargacık burgacık latin harfleriyle yazdım. O alışkanlığı elde ettim bir daha kullanmadım. Arap kültürü dedi İslam kültürüdür. Bunu 68'de Ulus Gazetesi'nde yazıyor. Demokrasi var, halkın elinde rey silahı var. Millet rencide olmasın diye İslam kültürü demiyor. Arap kültürü diyor. Esasen onların da ehli sünnet Müslümanlığı Araplaşmaktır. Bunun çok sayısız da delilleri vardı, beyanları, yazıları. Bir daha o yazıyı kullanmadım diyor. Ben hak veriyorum size. Bu husustaki taassubunuzu kabul ediyorum. Taassub karane. Israrınızı kabulleniyorum ama bilen yok. Buna rağmen peki dedim. Düşündüm ki bir tarafına latinize bir tarafına aslını koyarım. Yazı öğrenenlere de kolaylık olur. İkinci şart nedir dedim. İçinden bir harf bile çıkarmayacaksın dedim. Ben dedim ki estağfurullah siz üstad bir şairsiniz. Benim ne haddime sizin şiirinize dokunmak. Yok dedi sen bu hocaların önünde bana söz ver. Versem içinde Mehmet Akif'in aleyhine bir şiir yazmış. Onu çıkarırım düşüncesiyle benden böyle taahhüt alıyor. O anda ben bunun farkında değilim. Türkiye'ye geldim. Osmanlıca daktil edilmiş şiirleri okuyunca onu da getireyim dedim evden de yanlış dosya getirmişim. Size okuyacaktım yoksa. Bir de baktım ki Mehmet Akif Bey hakkında bir şiir ki Mehmet Akif'i balçağa sokup çıkarıyor. Eyvah bu maslah aykırı. Mehmet Akif umumi kabule masar olmuş bütün yanlışlarına rağmen bir adam söz de verdik bak hala çıkaramadım bunu. Bu şiiri kaptığım gibi Fuat Şemsi'ye gittim. Fuat Şemsi 1940'larda evine kapanmış. Asabi yül mizaç bir adam. İki adamı tanıdım nevi şahsına münasır. Hezar gıpta ol devri kadim efendisine. Ne kimse kendine benzer, ne, ki, ne kendi kimseye benzer, ne kimse kendisine demişler böyle adamlar için. Bunun birisi İbn-i Lemin Mahmud Kemal Naldır, birisi de bu Fuat Şemsidir. Nevi şahsına münasır bir adam. Asabi gül mizah bir adam. Hiç hatırı yok. Karşısındaki üniversite rektörüne bile yeri geldi mi hakaret eder. Orman Fakültesi profesörü vardı. Ömer Bayındır diye. İbn-i meclisindeyiz bir gün. Hocam başım ağrıyor dedi. Koca mason. Allah'a secde etmeyen baş elbet ağrır dedi. Adam rektör. Bunu başa başken de söylemiyor. Fuat Şemsi de böyle bir adam. Asabil mizaç bir adam. Adam 40 sene, 30 sene edebiyat muallimliği yapmış. Tedrisat-ı taliye, bugünkü tabirle orta öğretim umum müdürlüğü yapmış. Darül mualliminde, Darül şefakada müdürlükler yapmış. İttihatçılar Türkçülük davasını çıkarınca kızmış istifa etmiş. Arnavut asıllı olduğu için Hidiv ailesi de Arnavut'tur bilirsiniz. Kavalalı Mehmet Ali Paşa sülalesi. Hidiv Abbas Paşa bunu çağırtıyor. Beyoğlu'nda hala ismi devam ediyor. Mısır apartmanı. Akif de orada vefat etmiştir. Tabelası bile var. Galatasaray Lisesi'nden biraz daha tünel başına giderken Mısır apartmanı. Orada müdür Hidib'in sayısız emlaki var. Kiralama işleri, kiraları toplama işleri vesairesini, kasasını ona emniyet etmiş. İstediği adama da istediği ikramda bulunabilir. Falan şairdir, değerli bir adamdır. Rahatsızlandı Avrupa'ya tedavi gidecek. Ver 20 bin lira verir. Mikroba bağışıklığı kazanan bir bünyeye benziyorsunuz. Ben 3 padişah gördüm o devrin insanlarını ahlakıyla vesairesiyle tanıdım. Şimdi sokağa çıksam Ayşe Hanım, Fatma Hanım diye bir isim duysam, geri baksam, donu görünen bir kanı görsem, sekteyi kalpten ölürüm. Bu Maria değil. Bu Müslüman adıyla bir kadın nasıl böyle olur? Hav salam almaz. Onun için sokağa çıkma cesaretim yok. Buraya taşındı, 57 senesinde Yeniköy'den Emirgan'a kadar sokağın havasını teneffüs etti. Bir tek hareket 40 senedir. Bu pembe köşte oturur. Eşi dostu gelir. Beni doğruya oraya Ali Ulvi Bey, rahmetli Ali Ulvi Bey, gene Abdurrahman Gürses ve Emin Hoca gidiyorlardı. Israr etti götürdüler. Yani bu derse sığdırsam Akif'i diye istiyorum da aklıma gelen şeyleri söyleyemiyorum. Ben gitmem dedim. Gelmem. Israr ettiler. Niye gelmiyorsun? Ben onun adını Mahir İz'den duydum dedim. Mahir İz'in beğendiği adam da onun gibi bir adamdır. Dedi. Ya etme gitme öyle şey olur. Nedir Mahir İz'in kusuru dediler. Güzel çay içer sohbet eder. Allah için en büyük, en küçük bir riske girmez. Hiç. Birinci mecliste zabıt katipliği yapmış, Mustafa Kemal'in aleyhine bir cümle söyleyemez. O da onun gibidir, bak korkmuş evine kapanmış. Bunların ısrarını kıramadım, gittim. O benden memnun oldu, ben ondan memnun oldum. Tiryakisi olduk, böyle bir ahbaplık edindik. Şimdi bu şiiri İbrahim Sabri Bey şiirini görünce kaptım bunu pembe köşke gittim. Bakalım ne diyecek. Akif'in en değerli eseri kendisine ithaf edilmiş olan ve edebiyat hocası olan bu kadar edebiyata emek vermiş bir adam olan Osman Şems divanını tesad ele geçirmiş. Diyor ki bu kadar edebi zevki şahsiyetine hakim ki ölümden korkmuyorum da şu güzel gazelleri okumaktan mahrum kalacağım diye üzülüyorum diyor. Bunu dediği zaman 90 yaşına merdiven dayamış. Ölümünden korkmuyorum ama bu güzel gazelleri okumaktan mahrum kalacağım. Bu kadar edebiyata meclubiyeti olan bir adam. Bakalım ne diyecek. Gittim ki bu birisiyle tavla oynuyor. Doktor demiş ki sen evinde radyo her dakika açıktı. Bir fevkaladelik olur, ihtilal olur, bir şey olur duysun. Eve kapanmış ama sokaktan kalbini eve alamamış. Hala sokakta. Hiç unutmuyorum. Genel kurmayın önünde bir gün gene evindeydik. Radyo dındın şarkıyı kesti bir şey kesti neyse bir haber veriyor bir fevkaladelik. Kemal Yamak mı öyle bir generale genel kurmayın kapısı önünde solcular suikast yaptılar. Bu ayağa kalktı çırpını eyvah vatan millet elden gitti. Bu solcular ne kadar güçlü kendilerini hissediyorlar ki genel kurmayın kapısının önünde paşa kurşunluyorlar. Ben gülmeye başladım. Şu kadar yaşadın ama hiçbir şey anlamadın bu dünyada. Hınzır sen vatan aynı misin? Böyle bir hadiseye gülüyorsun. Hayır onlar amca zadedirler. Kemalistlerle komünistler amca zadedirler. Aralarına kan girdi. Elhamdülillah. Onlar barışsalar bizimle uğraşır ikisi birden. Ulan köpeğoğlu nasıl bakıyorsun ki? 40 yıl düşünsem aklıma gelmeyecek bir nokta buluyorsun. İtiraz da edemiyorum sana. Böyle diyordu. Doktorlar buna demişler ki boş bir meşgale bul kendine. Sinir hastası olacaksın. Bu da tavlayı bulmuş. Gelenle gidenden tavla oynuyor. Dedim ki üstad şu tavlayı kapa. Sana bir şiir getirdim okuyacağım. Ne şiir dedi. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'nin oğlu İbrahim Sabri Bey. Senin Akif'i o Akif derdi. Ay uzatmazdı. Senin Akif'i yerden yere vuruyor dedi. Oyunun bitsin dedi. Ama şişman bir adam da tavlayı seyrediyor. O lafı kaptı. Akif dedi dindar bir adam dedi. Bir Şehir İslam oğlu dedi. Akif'e ne diye itiraz edermiş dedi. Okuyunca şiiri görürsün dedim. Akif dedi uzatmayalım. Akif sosyalist. Ya dedim Akif'i çok müdafaa edenler gördüm de sosyalist diye müdafaa eden de ilk defa görüyorum dedi. Sen Asım kitabını okumadın mı dedi. Okudum dedim. Asım dedi muhtekirlerin depolarını basar, gazialarını alır, kahvehanelere dağıtır. Bu bal gibi sosyalizmdir. Ben şimdi dedim ki bu gayri kabili hitap bir adam. Sustum. Bu söyledi, söyledi, söyledi. Ben hiç cevap vermeyince tek taraflı kavga uzun sürmez. Bu ayağa kalktı. Fuat ben gidiyorum dedi. Tak tak tak. Gıcırdayan bir ayakkabılar da vardı böyle. Ses kulağımda hala. O çıkınca Fuat Şems'i tavla üstüne vurdu. Ulan hergele şu oyun bitene kadar şu adamla konuşup onu meşgul edemedin dedi. <laughs> ne diye konuşayım ki bu kabili itap bir adam değil ki dedim. Ayol sen ne diyorsun dedi. O kim biliyor musun dedi. Hayır dedim. O Faruk Nafız Çamlıbel dedi. Keşke tanımasaydım dedi. <laughs> bir iki de güzel şiiri olan bir adam. Keşke tanımasaydım. Bak Akif neler hatırlatıyor. <laughs> Bana sorsaydınız dedim Müstad. Şu adam mesleğini bir tahmin et. Ben size derdim ki dedim. Adı şarküteri olan Alafranga. Bakkal değil şarküteri olan. Beyoğlu'nda bir bakkaliyede. Bu adam tezgahtardır. Boş kaldıkça tezgahın altından fındık fıstık yer, kaşar peyniri yer, çatlayacak çünkü. Ahırında böyleydi. Çatlayacak adam. Duba gibi olmuş. Böyle bir adamdı. Hayal sen halt etmişsin dedi. Ama ne çabuk anladın kabili hitap olmadığını. Ben bu adamla hiç anlaşamadım. Hiç de kavga etmedim. Çünkü bu anlaşamadığını anladı mı dedi. Böyle çeker gider. Bak sana da çekti gitti. Hele şu şiiri oku bakayım dedi. Yukarıdan aşağı okudum. İbrahim Sabri ne diyor? Şimdi şiiri getiremediğim için yanlış dosya getirdim. Şiiri okuyamayacağım size. Muhtevasını anlatayım. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi Kahire'de ziyaretçilerin önünde Akif Bey'i sıkıştırmış. Sen demiş Abdülhamit gibi bir büyük padişaha sövdün savdın. Propagandaya kaptırdın kendini. Onun büyüklüğünü, onun mukavemetini anlayamadın. Bak yaşın kemale erdi. Bu bir vebaldir. Bu küfürlerinden nedamet ihtiva eden bir şey yaz. İslam'ı bütün müesseseleriyle ilga eden bir adama yardım ettin harp esnasında. O günkü şartlarda bu yardımı mazur görüyorum. Ama sen şairsin hilafeti ilga eden bir adama bu zulümdür diye bir beyit de söylemedin. Bu da sana büyük bir vebaldir. Şairler halk hissiyatının öncüleridir, rehberleridir. Halkın hissiyatına tercüman olurlar. Sen de bu Müslüman halkın, bu zulüm gören halkın hissiyatına tercüman olarak bu zulümleri ifade eden bir şey yaz. Akif Bey susmuş. Şiirle bunu anlatıyor. Marazı hacette sükut cevaptır. Bu da İslami bir kaydedir. Yani cevap verme mevkiinde kalıp da susan o hükmü kabul etmiş olur. Demek ki kabullendi bu söylenen sözlerin doğru olduğunu itiraz etmedi. Bunu yapacak diye bekledik diyor. Akif Türkiye'ye döndü. Burada bir şey yapmadı. Türkiye'de de yapmadı. Böylece ahirete gitti. Fuat Şemsi şiir dinledikten sonra dedi ki, ne diyeyim dedi. Doğru diyor desem doğru değil. Yanlış diyor desem yanlış değil. Ben güldüm bu Nasrettin Hoca'nın sen de haklısın karıcığım fıkrasına benzet Bu yanlış ya yanlıştır ya doğrudur dedim. Hüküm vermekten korkuyorsun. Senin putuna dokundu dedim. Dedi ki yo dedi. Yanlış desem yanlış değil. Şunun için. Hakikaten dedi bu yanlışları yapmış bir adam Akif. Bunu düzeltmeliydi ölmeden. Ama doğru desem doğru değil. Şunun için diyorum ki Akif'i dedi o şiirlerinde kükreyen adam zannediyor dedi. Yakinen tanımadığı için gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Bal gibi sövmüş geçmişin gelenin keyfi için geçmişe. Bütün Abdülhamid'e küfürleri iddiaçıların iktidarı zamandadır. İddia ediyorum. Şiirlerin tarihine bakın görürsünüz bunu. Bu söylediğin aksini. Akif dedi son derecede korkaktı. Bunu yapamazdı. Erkekliği olmayan bir adama niye evlenmiyorsun denir mi? Bunun gibidir dedi. O cesaret yoktu. Zaten dedi idam edilmekten korktu da Mısır'a gitti dedi. Şimdi burada bir şey daha açıklayayım size. Derler ki şapka giymemek için geldi, gitti Mısır'a. Yalandır. Mısır'dan hasır şapkayla döndü. Dönüş gününün gazetesi bendeydi Ertuğrul Düzdağa verdim. Olsa size gösterdim şimdi. Ben Akif'le uğraşma niyetim yoktu. Seyircilerin nabeca yakışıksız itirazları beni mecbur etti bu mesele etrafında bu kadar konuşmaya. Yoksa bizim o kadar ciddi meselelerimiz var ki buna da 3-5 cümleyle temas etmekle iktifa edecektim. Lakin bu kadar galeyan beni mecbur etti daha fazlasını söylemeye. Hasır şapkayla Mısır'dan döndü. Ben bu hasır şapkayı Fuat Şems'in evinde gördüm. Gazetede Vapurdan inerken nasıl şapkayla resmini ihtiva eden gazeteyi de Ertuğrul'a verdim. Türkiye dönüş gününün bir kütüphanede gazete koleksiyonlarına bakarsanız bu resmi siz de görebilirsiniz. Demek ki şapka yüzünden kaçmış değil. Fuat Şemsi'nin kucağında ölmüştür. Mısır apartmanında. Ben şu baston bana Fuat Şemsiden Akif'in bastonudur. Bastonlu paltolu bir resmi vardır. Elindeki bastondur. Bak ben saklıyorum onu. Akif'i hepten çöpe atmadım. Yarısı çürük elma, sağlamını alıyorum, çürüğünü ayıklıyorum. Şu gece lambası da onundur. Bunun için getirdim. Bu da. Mısır apartmanında kullandığı gece lambasıdır. Gardırobu da bende. Allah'ın lütfu keremiyle bu bahçeye bir müze yaparsam bunları koyacağım. Mehmet Akif ve Perestice bir adamda onun bir biti bile yoktur. Ama bak bende bastonu var. Lambası var. Gardırobu var. Ben onun hatıralarına sadıkım. Dağısı var. 66'da yazdığım Tarıklı Mücahitler isimli kitabımda, milli mücadeledeki hizmetlerini takdirle anlattım. Bak bu elmanın sağlam tarafı. O gün Mustafa Kemal'in zaferden sonra şunu bunu yapacağını bilmedi diye Akif'i kınamadım. O gün ben de olsaydım Mustafa Kemal'in yanında olurdum çünkü Yunan geliyor. Onu kim çıkardı? Nasıl pazarlıkların sonucu? Onu o gün bilemezsin. <laughs> o zaman vatan müdafası onu gerektiriyordu. O gün ileride şu olacak bu olacak diye bilemeyenlere tenkit etme hakkımız yoktu. Biz de olsak ona kapılırdık. Şu hizmetini de takdir ettim. İşte ispatı. Bu 66'da yazdığım bir kitaptır. Bu 11. baskısıdır. Başkaları gibi yalandan şişirme 50. baskı, 100. baskı demiyoruz Gerçek baskılardır bunlar. Çoğu da 10 bin, on bindir. Çılgın Türkler kitabı gibi ordu desteğiyle de kitap satmıyoruz. Biz kitabın kendi gücüyle okuyucuya intikal ediyoruz. Demek ki doğru tarafını bak ta 66'da söylemişim. buna ilaveten bir hatıra da anlatayım sonra şiirlerin tahliline geçeyim. İnşallah kafi derecede zaman kalır. Bundan 40 sene evvel Medine-i Tahire'de ismini duymuşsunuzdur. Hattat Musa Efendi. Erzumlu Hattat Musa Efendi. Şeyh Sami Efendi. Musa Topbaş, Mehmet Öztürk, Osman Öztürk'ün babası ve Ali Ulvi Bey ve bu fakir bir mecliste idik. Yer açıldı Mehmet Akif'in iddiaçılara teşkilatı mahsusada çalışarak hizmet ettiğinden Hattat Mustafa Efendi bahsetti. Herkesin bu diline destan ettiği Çanakkale şehitleri var ya en melunane bir şiirdir. Tahlini yapacağım size göreceksiniz. Bu şiiri Mehmet Akif Necid'de yazdı. Necit neresi biliyor musunuz? Arabistan çöllerinden ucu askeri. Ne arıyordu orada? Teşkilat-ı Mahsusa namına heyeti nasa olarak gitmiş. Suudilere. Bu ne demektir? İttihatçıların casus istihbarat teşkilatında hizmet etmiş. Bu şiir orada yazılmış. Şanakkale'yi görmemiş. Masa başında hayal. Buradan başlayarak Hattat Musa Efendi ona bazı tarizler yöneltti. Hazirun bilhassa Ali Ulvi Bey Şiirde onun mukallidi gibi bir adam. Dehşetle dinlediler. Hatta Musa Efendi dedi ki siz dedi bu Akif'in bu ahmaklıklarını onun sözü. Tafsilatıyla öğrenmek istiyorsanız müsaade edin bu genç konuşsun dedi. Bunu benden çok daha iyi bilir dedi. Ben estağfurullah dedim. bunlar da ısrar ettiler. Bunun üzerine size biraz sonra yapacağım şiir tahlillerinden akaide aykırı, gerçeğe aykırı, hatta Allah'a isyan mahiyetinde sözlerini okudum. Şimdi bir takım nadanlar gibi bunu sen yanlış anlıyorsun. Biz de anlayamıyorsak bu kime yazdı bunu? Çobanlara mı yazdı yani? Demediler. Derin bir sükut oldu. Ali Ulvi Bey bana dedi ki senden şöyle biraz dışarı çıkalım dedi. Bak yaşadığım bir vaka. Ali Ulvi Bey dedi ki bu adam ahretini mahvetti dedi. Ben bu kadar bilmiyordum. Demek oluyor ki o bile sefahatı yukarıdan aşağı okumamış. Harca alem olan beyitlerle ihticaz etmiş. Herkesin de yaptığı bugün odur. Koca şiir kitabı. Kim sabreder başından sonuna oku. Bu adam ahretini mahvetti dedi. Gel biz el ele verelim de bunu kurtaralım dedi. Nasıl dedim. Dedi ki bu Mısır'dayken bir şiir yazmış olsun. Sultan Abdülhamid'e küfürlerinden nedamet getirsin. Türkiye'nin firavunu hakkında da birkaç tarizde bulunan şiirler yazmış olsun. Ben onun hem uslubunu taklit ederim hem el yazısındır. Bunu Fuat Şemsi'ye göndermiş olsun. Nitekim Fuat Şemsi'ye 30-40 tane mektubu vardı. Ben bunları gördüm. O da vefatından evvel. Bu herhalde 76 veya 77 senesinde benim dergi çıkıyordu. Fuat Şemsi 73'te vefat etti. Vefatından evvel bunu sana vermiş olsun. Sen de bunu dergide yayınla. Akif'i tenkit edenlere diyelim ki o bir cahiliye devriydi bilemedi gençliğinde böyle yazdı ama ömrünün sonunda bundan vazgeçti. Aynen filozof Rıza Tevfi'nin sonradan nedamet getirerek neredesin şevketli Sultan feryadım feryadın varır mı kabrigahına ölüm uykusundan bir lahza uyan vesaire diye yazdığı şiir gibi. Bizlik iftira eden, bizlik utanmadan iftira atan, asıl en siyasi padişahına diye itirafı zünub eden bir şiir yazsın. Bunu da sen neşet. Diyelim ki bak rucu etti. İslam'da bir kaide vardır. Hatadan dönün, hatası konuşulmaz. İslam evveli Hayatı boyunca İslam'a düşmanlık etmiş bir adam dönse Müslüman olsa... Onu düşmanla konuşan, Bunun tipik misali Halit bin Velit'tir. Müslümanlara en fazla zarar vermiş. Müşrik ordusunda bir adamdı. İslam oldu. İslam kahramanı oldu. Kimse demedi sen vaktiyle bize şunu yaptın bunu yaptın. Peygamber ona en teseyfullah ya Halit. Sen Allah'ın kılıcısın ya Halit dedi. O kadar da iltifata mazhar oldu. Bu İslam bir kaydedir. Bu evvelki yanlışlar Hepsi çürüğe çıkar. Konuşulmaz. Dedim ki Ali Bey. Bunu yaptık diyelim. Sen onu ahirette kurtarabilir misin? <laughs> Abdülhamit yakasına yapışsa şu ağır adi kelimelerle beni nasıl tavsif ettin dese bizim yalanımızla o kendini müdafaa edebilir mi ahirette? O sözleri o söylememiş. O mümkün değil dedi. Dedim ki dünyada onun itibarını kurtarmaya uğraşıyorsan o yaşamıyor ki. Dünyadaki insanlar onu ister beğensin ister tenkit etsin. Ona ahirette ne faydası var? Bu başına bir iştir. Asıl olan bunun uhrevi cezasıdır. Hele akayda aykırı sözleri ki misallerini vereceğim size bu ayak kaymasıdır. O son nefeste nasıl gittiyse o oradadır. Sen burada istersen Mustafa Kemal gibi her meydana heykelini dik. Akşam sabah çocuklara Atatürk en büyüklük, Atatürk en büyüklük bağır. Ne yaparsan yap. Ahirete bir faydası yok. Bilakis cezasını artırırsın. Yaptığın iş yanlışsa o yanlışa o sebep teşkil ettiği için ahiretteki cezasını artırsa ona bir faydası olmaz. İman ile giden adama buradan bir şey gönderme. Kur'an okur gönderirsin. Onda Akif ben ne diyor ya? Mezarlıkta okumak için inmemiştir Kur'an diyor. Halbuki mezarlıkta Kur'an okunur öyleye de faydası vardır. Tam Vehhabi kafalıdır. Tam reformist kafalıdır. Göreceksiniz şimdi delillerini. Bu olmazdı. İkincisi de bunu bir yerden yakalarlar. Hatırlıyor musun dedim İsmail Ami Danışman. Rabia Hatun'un şiirleri diye kendi şiirlerini lisan-ı kadim ile şiirler düzerek eski bir şairin defteri bulundu diye yayınladı. Orasından burasından kullandığı kelimelerden, üsluptan vesaireden ispat ettiler ki böyle bir şey uydurma. İsmail Ami itirafa mecbur kaldı ki bunları ben yazdım. <laughs> Rabia şiirleri yalan olduğu çıktı ortaya. Bunu da birisi irdeler böyle çıkar dedi. Diyelim ki el yazısından bir vav harfini senin yaptığın gibi yapmaz bir şey olur çıkar. Onun için böyle bir sahtekarlığa ben yokum. Şimdi konuştuğumuz Ali Ulvi Bey bizim Ertuğrul teype almış. Şimdi onları kitap halinde yayınlıyor. Ali Ulu Bey göklere çıkarıyor Akif'i. E ben şu hadiseyi yaşadım. Bunu yaşayan ki bu adam ahiretini mahvetti. Bunu nasıl kurtaralım diyen bir adam bu metiyeleri yapmaz. Bilemem. Ben orada biraz Ertuğrul'un mübalağa ettiğine kanıyım. Akif mezundaki bütün kitaplarında olduğu gibi. Bu da yaşadığım bir vaka. Şimdi gelelim Akif'e. Evvela bir temel itirazım var. O da şudur. Yunan Harbi'ne İstiklal Harbi demek de yanlıştır. Milli Marşımıza İstiklal Marşı demek de yanlıştır. Bu bir kere temel itirazımdır. Hiç kimse... Türk milletinin istiklalinin zail olduğuna refedilmiş olduğuna dair hiçbir tarihi vesika hiçbir tarihi vaka gösteremez. Bizim istiklalimiz tecavüze uğramıştır. Her tecavüze uğrayan ölmez. Her tecavüze uğrayan istiklal de refedilmez. Eğer Yunan gelseydi Galip gelseydi, bize esir etseydi, bize bir esaret vesikası dayatsaydı, bizim milletimizi temsil eden adamlardan bunu kabul etseydi usulü dairesinde, yani milli iradeye iktiran etseydi, o nedir? Parlamento kabul eder kanun gibi, devlet deyisi imzalar, yayınlanır. O zaman biz istiklalimizi kaybetmiş olurduk. Ondan sonra Mustafa Kemal Paşa veya A Paşa, B Paşa. Bir harp yapıp da bunu geri alsaydı bu harp istiklal olurdu. Bu harbin adı Cidali Milli'dir. O günün kaynaklarına bakın. Sonra bu Cidali Milli'yi Türkçeleştirdiler. Oldu milli mücadele. Milli dağıttılar, ulusal yaptılar. Mücadeleyi dağıttılar. Kurtuluş Savaşı oldu. Demek ki bir beladan bir musibetten kurtuldun. Bunun istiklalle ne alakası var? Her bela istiklali kaldırsaydı milyon kere her milletin istiklali ortadan kalkardı. Buna istiklal harbi demek yalandır. Tarihi bir yanlıştır. Tıpkı Yunan ordusunu denize döktük yalanı gibidir. Yunan ordusu İzmir'i 7 Eylül'de terk etmiş. Bizim öncü birliklerimiz İzmir'e 9 Eylül'de girmişti. Bunun bin tane vesikası vardır. Dünya takip ediyor. Kaldı ki İzmir itfaiye müdürünün raporuyla sabittir. İzmir'i o iki gün içinde Ermenler yakmıştır. Bir ordu ki mağlup olmuş kaçıyor. Kaçarken her yerde evler yakıyor, mal yağmalıyor, can telef ediyor, eğleniyor. Bu kaçan ordu bu kadar eğlendiği halde mesela Manisa'da 8 saat eğlenmiş. 12 bin ev yakmıştır. Resmi raporlardır bunlar. Sen bu adam İzmir terk ettikten iki sene iki gün sonra İzmir'e varıyorsan sen kovalamayı bile beceremedin. Başka bir gerçek de bu arada söyleyeyim. Yunan ordusunda ihtilal olmuştur. Yunanın mağlubiyeti kendi kalesine kol atmaktan farksızdır. Bunlar bir gün konuşulacak. Ama beni alakadar eden burada İstiklal Harbi sözü yanlıştır. O yanlış olunca pek tabii olarak İstiklal Marşı sözü de yanlıştır. Bizim İstiklal Marşı'na ihtiyacımız yoktur. Milli marş dersen olur. Bunun da ilk kelimesi yanlıştır. Gene bunu bir hatıra ile teyit edeyim. Fuat Şemsi'nin Hak diye bir şiir kitabı vardır. <laughs> Bu kitabı ben bastırdım. Tasihlerini yaparken Elim elem diyor. Dedim ki elim sözünü yüklendiği mana elemin içinde meknuzdur. Elemin elim olmayanı yoktur. Bu söylenme güçlüğünden dolayı da tenafür gibi bir zaftır. Bu birbirine yakın seslerin arka arkaya zikri edebiyatta tenafür denilen bir uslu patasıdır. Bu inat etti. Elim elem öyle de kaldı. Ben dedim ki eh ee, dedim sen de üstadın gibi diksiyon bilmiyorsun. Nedir diksiyon? Bir şair şiirini yazdığı zaman üzerinde durup düşünecek. O kelimeyi kaldıracak, bunu koyacak, onu kaldıracak, bunu koyacak. Buna kelime seçimi denir. Diksiyon lügat demektir ama kelime seçimi edebiyatta birini kaldırıp birini koyma. Mesela Necip fazla sıfırdır bu işte. Çünkü vehle-i ulada ilk anda nasıl varit olursa onu öyle bırakır. Topraktan çıkmış maden gibi. Hiç sabır olmayan bir adam geriye dönüp de ya şu kelimenin yerine bunu koysaydım, bunu koysaydım demez. Bıçak soksan gölgeme sıcacık kanım damlar. Gir de bir bak ülkeme, başsız başsız adamlar. Söylenecek söz değil. Rahminde cemiyetin ben doğum sancısıyım. Mukaddes emanetin dönmez davacısıyım. Söylenecek söz değil. Ama aynı adam, büyük meydana düştüm, uçtu fil dişi kulem, milyonlarca ayağın altında kaldı kellemdi. Ulan kelle hayvan başıdır. Bir adama hakaret etmek istersen kelleni çek dersin. Hakaret kastın yoksa başını çek dersin. Kendi başına neden kelle dedin şurada? Kafiye mecburiyetiyle. Durup düşünüp de bunu değiştiremez. Başını bir emele satan kahraman gibi diyor. Lan satarsa bezirgan olur. Kahraman karşılıksız verendir. Uzatmayalım. Bu elim eleme itiraz edip de kabul etmeyince sen de üstadın gibi değilse halt ettin sen dedi. Herifçi oğlu aruz vezniyle istida yazı or dedi. Evet doğrudur. Asım kitabının başlangıcında aruz vezniyle bir istida yazmıştır. Bir boşanma dilekçesi. İstida. Dilekçe küçük dilek demek. Demek ki bütün istidalar küçük dilek ihtiva eder oldu ki Cumhuriyet adamları büyük ne istesin? <laughs> Büyüklük tarihte kaldı. Onun için bütün istekler dilekçe oldu. Küçük dilek. Çe tasgir içinde. Lugatçe küçük lugat demektir. Divançe küçük divan demektir. Kemençe küçük keman demektir. Neyse bu dille ilgili tahribi çok anlatacağım size. Ben esas programım bunlarla ilgili ama milletin sualleri yüzünden bir türlü esas programımıza dönemiyoruz. Bu dedi ki sen alt etmişin Elif Arız Vezni ile yazıyor dedi. Yazıyor ama diksiyonu zayıftır dedi. Misal dedi. Dedim ki sen bir şiirini beğen ki. Ben de o misal üzerinde konuşayım. Ben seçersem istisnai bir şey buldum zannedersin dedi. Gayri ihtiyar dedi ki İstiklal marşından ne dersin dedi. Dedim ki ilk kelimesi yanlış. <laughs> Nedenmiş dedi. Dedim ben şimdi gelsem arka arkaya üç gün. Fuat Bey korkma desem sana. Üçüncü gün dersin ki ulan köpeğe ne var da korkacağım. <laughs> Bunun manası korkmaya mahal olduğu zaman da korkma diyerek bir adamı teskinine ihtiyaç vardır. Bu söz Yunan Sakarya'dayken bir değerdir. Her gün Yunan Sakarya'da mı vehme diyoruz da sabahtan akşama çocuklarımıza korkma sönmez bu şefaklarımızdan asılacak. Manyaklık bu. Aptallık. Sen bundan korkuyorsun demektir. Gerçekten de korkuyorlar. Yani bir adam Kemalistin inkılaplar haline bir cümle söylese rejim yıkılacak diye üzerine çullanıyorlar. Bir sarhoş bir heykel boyadı diye. 22 buçuk sene ceza yedi. Çünkü 5 tane heykel boyattı. 5 defa kanunu tatbik ettiler ona. Halbuki bir kitapta bin defa suç işlesen de suç tektir. Aynı anda işlendiği için aradan zaman geçecek de mükerrir olacak. Hukukun mantığını bile çiğneyerek herife 22 buçuk sene hapis cezası verdiler. Adam mahkemede diyor ki kitapların birini aldım bunu Kemalist tasubu göstermek için. İşsizdim, aç susuzdum, canım sıkıyordu. Sarhoştum bilemedim diyor. O adam bile mazur görmediler. 22 buçuk sene cezayı Şurada Bir iki senelik iştir. Kemalist tahassubu anlayın. Demek ki korkmaya mahal olduğu zaman adama korkma demiş. Şimdi bir zelzele olsa korkmayın derim. Durup dururken size korkmayın desem ne oluyor dersin. Bir sebep ararsınız. Demek ki rejim kendisini tehlikede görüyor. Haksız da değildir. Çünkü milletin vicdanına tetabuk etmemiştir. Bu rejim bir insanın ayakkabılarını ters giymesinden farksız bir rejimdir. Millet Müslüman, devlet layık. Milletin itikadında zina haram, devletin nizamında suç değil. Milletin nizamında içki haram, devletin kanunda mubah. Say sayabildiğin kadar. Halbuki devlet milletin siyaset arenasındaki taazzu etmiş şeklinin adıdır. Yani bir topluluk siyasi arenada müesseseleştiği zaman onun adı devlet olur. Devlet milletten ayrı ayrış bir şey değildir. E şimdi onun bir siyaset arenasındaki görüntüsü olduğuna göre sen aynanın karşısına dursan, senin yüzünde sinek olsa görüntünde çıkmaması kabil değildir. Fizik kanunu. E Müslümanlığın, Müslüman, %98'i Müslüman olan bir devletin, bu halkın siyaset, teş siyasi teşkilatlanması demek olan devlette, Müslümanlık nasıl buhar oldu da bütün dinlere yabancı? Eşit mesafede demek Eşit taraftarlık demek değil. Eşit taraftarlık olsa bütün dinlerle mütedeeyin olur. O Fetullah yapmak istediği işe benzer. Hiçbir dinle mütedeyyin olmamaktır, laiklik Hiçbir din'e tabi olmayı, devletin tabi olmasını kabul etmeyip, hepsine yabancı durmaktır. E millet Müslüman, devleti nasıl böyle oluyor? Senin yüzünde sinek var ama görüntünde yok. Böyle bir tabiata aykırı tezahürdür. Biliyor musunuz bu İstiklal Marşı'nı bile değiştirmek istedi Mustafa Kemal Paşa. içindeki dini motiflerden dolayı. Lakin ortaya çıkan marşların hiçbiri beş kuruş etmedi de 10. yıl marşına çevirdiler. O 10 on yılda 15 on milyon Türk yarattık haşa. Her yaştan sözü var ya, marşı var ya. O İstiklal Marşı'nı dini motiflerinden dolayı kaldırmak için açılan yarışmada kazanan bir şiirin 10. yıla adapte edilmesiyle ortaya çıkmıştı. Hiç aklıma gelmezdi dedi yani durup dururken korkma demenin böyle saçma olduğu aklıma gelmezdi. Başka dedi. İşte bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inleme Ne var bunda? Ya inletmeli diyecekti, inlemeli dedi. Diksiyonu zayıf. Daha ne var? Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmihla. İşte bu İslam şairine asla yakışmayan bir söz. Ebediyen sana yok, İslam'a yok izmihlal desene madem ki İslam şairisin. Biz Yunan'la ırk için mi dövüştük? Sade Türk olanlar mı Yunan'a karşı giden ordu da vardı? Bunun içinde Kürt yok muydu? Çerkez yok muydu? Abaza yok muydu? Laz yok muydu? Bu gerçeğin inkarından başka bir şey değildir. Bizi anasırı muhtelifi olarak bu vatanda birçok kavim yaşamış. Birleştiren tek dava İslam. İslam'ı kaldırırsan böyle Kürt'ü Türk'ün düşman edersin. Getir İslam'ı. Hiç kimse kamiyet davasında bulunmaz. Ama İslam'ı öğret devlet olarak. Doğumundan ölümüne kadar insanlar Müslüman olarak yaşamayı öğrensinler. Devletin asli vazifesi budur. O zaman gör birliği, o zaman gör dirliği, o zaman gör ahlakı. Allah'a inanan, ahirete inanan bir adam, bir otobüsü bombalar, masum insan, tanımadığı insan öldürür mü? Bir masum öldürmek, bütün beşeriyeti öldürmekle eşit manadadır. Buna inanan bir adam, bugün şahit olmakta ola geldiğimiz anarşik hadiseleri yapar mı? Çare tek o da İslam'dır. Lakin bu rejimin güdümcüleri aynen acı bir ilaca direnen hastaya benziyorlar. Hasta ilacı acı görünce tükürür. Aman der bu ne bela şey içilmez. Lakin ağrısı sızısı hat sapaya varınca şunu verin zehir de olsa dayanamıyorum. Bu ağrısızlı dinsin şunu içeyim der. Ya illa İslam'ın burada tek çare olduğunu anlayıp ona sarılmak için daha binlerce adam mı ölmeli? O zaman mı aklınız başında gelecek? Şimdiden anlasanız da bunun devası tektir. Ama bu kemalizme ihanet olur, dine dönme. Aha muhafazakar insanlar yeni anayasa yapıyorlar kabadayılarsa laikliği kaldırsınlar ben biliyorum ki çoğu bunların o laikliğe inanmıyorlar uzatmayalım Fuat Şems'i Deli Necip için ne dersin dedi size şimdi tuhaf gelir de o zaman Necip Fazıl'a yaygın isim oydu Deli Necip gözü karalığından dolayı herhalde öyle deniyordu. O daha beterdi dedim. Gene Akif'in biraz sabrı var. Onda o sabır da yok. Onda o sabır da yok. Ve onun misallerini verdim. Bunun üzerine dedi ki Allah cezanı versin. Daha sevdiğim bir adamı sana sormam dedi. Şimdi o sevdiği bir adama tarizden tedirgin olan okuyucular, seyirciler düşünsünler ki Fuat Şemsi gibi 30 sene edebiyat muallimliği yapmış. Ölümden korkmuyorum. Bu gazelleri okumaktan mahrum kalacağım diye üzülüyorum diyen bir adam bile Akif'in bu sakatlıkları karşısına cevap verememiştir. Çünkü benim ölçüm İslam'dır. O da Müslümandır. Müslüman olarak bir, bir hatıra daha söyleyeyim size. Fuat Şemsi ile bunlar 10 sene dargın kaldılar. Sebebini söyleyeyim. Şehzade başında Hıfzıssıha Enstitüsü'nden Kovacılar Caddesi'ne girmişler. Tam Vefa Lisesi'nin Molla Hüsev Camii vardır karşı köşesinde. O caminin önüne geldikleri sırada Konuşma onu gerektirmiş, bu Tevfik Fikret'ten bir şiir okumuş. Tevfik Fikret'ten bir şiir okumuş. Akif'in canı sıkmış, kol kolaymışlar. Koluna bir tane vurmuş, sen okumuyorsun, beste yapıyorsun demiş. İnsan bir şiiri beğenerek okudu mu, onun ahengini vurgularına dikkat ederek okur. Kızdı. O da demiş ki, ben o beste yapmıyorum demiş. Bu besteyi bu şair içine koydu. Ben onu okurken bulup çıkarıyorum. Sıkıysa sen de öyle bir şiir şey yaz bakayım demiş. Koluna bir tane vurmuş. Vefa Lisesi'nin önünden şahsade başına yürümüş. Bu da Bozdağ'ın kemerine doğru ayrılmışlar. Aradan on sene geçmiş. Fuat Şemsi Hidiv'in kasasına bakmaya başlayınca etrafında bir sürü tufeyli adamlar. Bu adamlarla içkiye başlamış. Kumara başlamış. Hayatı bozulmuş. Bir gün Mısır apartmanda otururken odanın içi öyle bir sigara dumanı ki göz gözü görmüyor. Bir adam girdi kapıdan dedi böyle dumanı eliyle iterek bana yaklaştı. Baktım o. Sarıldık kucaklaştı ben dedi eğer bugün namaz kılan bir adamsam Akif'e borçluyum. Akif gururunu kırıp da gelip benden barışmasaydı ben o serseri yani hayata devam ederdim. O gelip gitmeye başlayınca o serseriler, tufeyliler kayboldular. İçki, miski alemi de kumarda ondan çekinmemizden yapamaz olduk. Yavaş yavaş ben eski hayatıma döndüm, düzeldim. Bunun manası Akif tavır itibariyle muttaki bir adam. Ama sözde kantarın tokmağını kaydırmış. Şimdi bu kantarın tokmağını kaydırmanın bir sebebi var. Akif satıhta bir adam, derinliği olmayan bir adam derinliği olmayan bir adam. Bir Sudanlı'nın ölümünü tasvir eden bir şiiri vardır. Eh orada bir derinlik. Gerisi hep masal. Geçen akşam eve geldim dediler Seyfi Baba hastalanmış yatıyormuş. Nesi varmış acaba? Bu şiir <laughs> mi? <midir? gülüyor> Şiirlerin çoğu budur. Satıh idrakindedir. Buzlu cam üstünde bir gölge gören bir adam. Ulan bu köpek görüntüsü midir? Kuş görüntüsü midir? Kedi midir? Kaba şekil idrakindedir. Bu idraki böyle satileştiren hayatta cari olan siyasete mağluben yaşamasıdır. Bu mağlubiyetin bir tezahürünü onu göklere çıkan bir eserden bir nakille ispat edeyim. Sonra şiirlerine döneyim. İnşallah vakit kalmıştır şiirlerine. Bakınız. Mehmet Akif'in lehinde yazılmış kitapların bir, bir numaralısı. Bir numaralısı. Kimin kitabıdır? Mithat Cemal Kuntay kitabıdır. Kolayca ulaşırsınız. Eski bir kitap, 40'lı yıllarda İş Bankası yeniden bastı. Mehmet Akif kitabını. Mithat Cemal Kuntay. Türk edebiyatının en büyük şairidir, en büyük karakter sahibi adamdır, en büyük şudur, en büyük en en ne varsa hepsini ona mal eder bu kitap. Ama yaşadığı bir vakayı anlatır. Bu çok ibretlidir. O da şudur. Meşrutiyet ikinci meşrutiyette Klot Farar Caddesinden. Cağaloğlu'na divan yolunu hatırlıyor musunuz? Sultanahmet'ten Beyazıt'a doğru giden yol divan yolu. Bir Cağaloğlu'ndan gittiğiniz zaman divan yoluna tam karşıda bir sokak vardır. Orası Klot Farer'dir. Biraz aşağısında Keçecizade Fuat Paşa türbesi vardı. Türbenin önlerindeydik bir Cemi Gafir. Divan yolu doldu taştı ara sokaklara püskürtürdü insanlar. Ne oluyor dedik. Abdülhamit meclisi açmaya geliyor. Meclise bugünkü adliye binasının önünde enkazı devam ediyor. Eski adliye binası orası. Enkazını görürsünüz şöyle park gibi yapmışlar ama temelleri duruyor. Açmaya geliyor. Akif kolumdan çıktı kalabalık arasına daldı. Ben de diyor keçeci zade türbesine yaslandım. O keçeci zadede bir gavur adamdır. Orası aslında bir tekkedir. Orayı gasp etmiştir. Keçeci zade zekidir, nüktetandır vesairedir ama en yakın arkadaşları bile yeni camide namazı kılınırken Cevdet Başkan'ın yalancısıyım. Mevta'yı nasıl bilirsiniz sualini arkadaşlarından hiçbiri iyi biliriz dememiştir. Üç defa suali tekrarladığı halde İyi biliriz cevabını alamadı. Böyle gitti. Zaten Nis'te öldü. Katafalka konuldu. Öyle bir adam. Neyse. Bu Paşa türbesinde yaslandım. Bekledim. Biraz sonra Akif geldi. Kalabalık sağa sola dağıldı. Padişah da geçmiş. Kusuyor. Kusuyor. Bunu dedim size en 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 ne kadar en varsa ona mal eden bir adam söylüyor. Ve yaşadığı bir vaka olarak söylüyor. Kitabı onu göklere çıkaran bir kitapta bu söz. Çünkü o da Abdülhamit düşmanı ya bunu iftiharla söylüyor. Tenkit zımnında söylemiyor. Tıpkı beni antikemalist gibi kötülemeye çalışanlar gibi. Ben de diyorum ki Allah'ım şahitliğini kabul et bunu adamların. İftihar ediyorum. Beni İslam'la tenkit eden adama dikkat ederim. Acaba bir şey noktada doğru olabilir mi diye. Neyse kusuyor diyor. Ya ne oldu sana? O melunu gördüm. Nursuz yüzüyle, boyalı sakalıyla midem bulandı. Ya ben Abdülhamid aleyhine nice adamların kitabını okudum. Yani bunlar da bir hakikat payı var mı? İsmail Müşrak diye 33 dereceli bir mason mabeyinde katiplik yapmış. İsmail Müşrak Mayokan. Bu melun Abdülhamid namaz kılmazdı. Mabeyindeki insanlar oruç tutmazdı. Şuydu buydu yalanın bin bir çeşidini söylüyor. Ya bu akip derecesinde nefret onda görmedim. Hiçbir kitapta görmedim. Sen nasıl İslam şairisin ki? Padişah gördün diye, halifeyi gördün diye midem bulanıyor ve kusuyorsun. Bunu da seni gö göklere çıkaran bir adam. Şimdi siz ey Müslümanlar, ya Abdülhamit'ten vazgeçin, ya Mehmet Akif'ten. Lehinde kitap yazan bir adam bunu söylüyor. Abdülhamid'i gördü diye midesi bulanıp kusacak kadar nefret duyan bir adam. Müslümansa herhalde çok akıllı olamaz. İşte şiirlerindeki yanlışlarda bu umumi atmosferle şartlanmadandır. Abdülhamid'e iddiaçıların penceresinden bakıyor. Onların gözlüğüyle bakıyor. İşte o zaman Abduh'u da edersin Allah'a isyan mahiyetinde sözler de söylersin. Her şey senden sadır olur. Şimdi bana Akif'le ilgili sözlerimden dolayı tarizde bulunanlara birisi cevap vermiş. İnternet. Valla benim vereceğim cevaptan daha iyisini vermiş. Şimdi evvela akaitle ilgili yanlışlarını söyleyeyim. En mühimi budur çünkü. Akaitle ilgili. Evet. Cenab-ı Hakk'a isyan ediyor. Madem yakacaktın, tutsaydın, yaksaydın ameliyonları, tuttun bizi yaktın diyor. Şuradan okuyayım size. O kadar var ki. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Yetmez mi musab olduğumuz bunca devahi, maruz kaldığımız bunca belalar yetmez mi? Ağzım kurusun, yok musun ey adli ilahi? Ağzım kurusaydı da bunu söylemeyeydin. Yok musun ey adli ilahi? Tehkidi istifami denir buna edebiyatta. Yani sen delisin demekten daha ağırlaştırıcıdır deli misin demek. Kur'an'da bakın bu edebi hakikat iki ayette size misal vereyim. Hel yestevil lezine ya'lemune ve lezine la ya'lemun. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Bu sual değildir. Asla bir olmaz demektir. Sual yoluyla manayı kuvvetlendirmedir. Feliyesevillezine yalemun la yalemun. Bilenle bilmeyen bir olmaz sözünden daha ağır bir hükümdür. Asla değildir demektir. Buna tekidi sifami denir edebiyatta. Sual yoluyla manayı kuvvetlendirme. Eleysallahu Allahu kafin abduhu. Hiç Allah kuluna kafi değil mi? Elbette kafidir demektir. Bu Allah kuluna kafidir demekten daha ağır, daha katilleşmiş bir hükümdür. Şimdi daha diyor yok musun ey adli ilahi? Muhakkak yoksun demektir. Allah'ın adil sıfatın tecelliyatını inkar adamı dinden çıkarır. Ama bunun o kadar böyle halbuki sizin başınıza bir bela geldiği zaman onu nefsinizden bilir. Çünkü nefis insanlığı kötülüğe sevk eder. Allah'ın ayetleri böyle söylüyor. Bu Allah'tan biliyor. Yaksaydın amel onları tuttun bizi yaktın diyor. Haşa Allah yanlış yapmış. Millet müstahak olmadan onlara bela göndermiş. Bu bir İslam şairinin söyleyeceği söz müdür? Gelin Çanakkale bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başını ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Mahiriz ne diyor biliyor musun? Mahiriz diyor ki bana o ilhamı kastediyor. Allah arıya vahyettik diyor. Kur'an'da doğru arıya vahyettik. Öyleyse vahiy ilhamdır. Doğru. Ama sen araba söylemiyorsun. Türkiye söylüyorsun. İlham umumidir, vahiy onun bir benzeridir, o değildir. İlham herkese şamildir, herkes mülhem olabilir. İlhama masar olur, vahye sade enbiya masar olur. Sen Akif, ne haddine ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına diyorsun. Senin vahiyle ne alakan olur? Bu nasıl İslam şairliği? Ah seviyorsun, beğeniyorsun. İyi e, buna rağmen hala seveceksen sev. El mer'u me'ane men ehabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Dünyada da ahirette de. Şu yanlışı öğrendiğin halde hala bu yanlışa yanlış diyemiyorsan, sen hissi hareket ediyorsun. Bir defa doğru kabul ettiğin adamı, makbul kabul ettiğin adamda hata kabul etmiyorsun demektir. Bu İslam'a da aykırıdır, mantığa da aykırıdır. Ne haddine sen vahiyden bahsediyorsun demezdim. İlhamını demek istiyormuş. Ben Mahiriz'de dedim ki aciz miydi ilham kelimesini kullanmaktan da Aruz'un cambazı olmuş bir adam. İstida yazıyor Aruz'la madem. Burada da başka bir kelime kullanaydı. Hiçbir Türk vahyi ilham manasını anlamaz. Vahyi peygamberlere mahsus bir hadise olarak anlar. Eğer bir Türkiye hitap ediyorsa Risale'yi küçük kitap manasına kullanırsın. Araba hitap ediyorsan mektup manasına kullanırsın. Eğer Türkiye hitap ediyorsan tasarrufu biriktirme manasına, sarfet demek manasına kullanırsın. Araba hitap ediyorsan sarfetmek manasına kullanırsın. Lisanımızda bunun yüzlerce çeşidi vardır. Akif Şiiri Türkçe yazıyor. Hiçbir Türk vahiy eşittir ilham demez, diyemez. Binaenaleyh bu ruhumun vahyini duyan adam sürçülü etti diyelim. Bu mazeret değildir ki akayda aykırı söz sürçülü mazurdur diye bir kaydı yok. Ruhumun vahyini duysan da geçirsem taşına. Ne yazsa onun taşına kafi gelmeyecek de a, vahye dayalı bir şey yazsa o zaman tatmış. Ama bu vahiy de kendi vahiy olacak. Kendine gelen vahiy olacak. Yetmedi. Kabe oyuncak mıdır sen onun şeydin başına taş diye dikiyorsun? Kabe'nin hakikatinden haberi olmayan bir adamdır. Bu da bunu gösteriyor. Kabe oyuncak mıdır? Kabe'yi taş diye başına dikecek. Biraz aşağıda daha rezilane bir söz var. Bedir'in aslanlar ancak bu kadar şanlıydı. Bedir aslanları zara zor senin kadar şanlı. Sen vahidi kıyası esassın. Sen Bedir'in aslanları kadar şanlısın deseydi yanlış bir mübalağa olurdu da Bedir'in aslanları bu nimeti imaniyenin bize kadar intikalinde temel şahsiyetlerdir. Her birinin adına kurban olayım. Onlara bütün ümmet minnettardır. Onlarla hiç kimse bir olmaz. Peygamber onların işledikleri ve işleyecekleri günahlar affolunmuştur buyurmuştur. Bedir'de bulunma böyle bir meziyettir. Sen Çanakkale şehidini esas alıyorsun da Bedir aslanları zar zor onun kadar beraber olmuş. Eğer sen Bedir aslanları gibi onlar kadar şanlısın deseydi bu bile haksızlık olurdu da ve din aslanlarını tali mevke düşürmemiş olurdu. Bunlar ahmakça sözlerdir. Devam edelim. Abdülhamid'e küfürlerine bakalım. Mandal Hoca diye bir hikaye vardır şeyde. Asım kitabında. Vakit var mı? O. Oh. Neyse. Bir ağaçtan bir yaprak sunmak, anlayana o ağacın bütün yaprakları hakkında haberdir. Bu akaidle ilgili böyle sayısız yanlışı var. Sayısız yanlışı var. Biz bu bir ikisiyle iktifa edelim. Ama Abdülhamid'e küfürleri bu yanlışların en çirkinidir. Abdülhamid hakkında söylediği sözlere bir Müslümanın yıkıldın gittin ama ey mülevves devri istibdat bıraktın milletin kalbinde çıkmaz mülevves bir yağ. devri istibdat. Ey bunca zamandır bizi tedib eden Allah. Ey alemi İslam'ı ezen, inleten Allah. Bu halefa bak. bak. <laughs> Haca zulmetmez kuluna hüdası, her kulun çektiği kendi cezası bir alt sözüdür yani. Ama öyle demiyor. Nur istiyoruz, sen bize yangın gönderiyorsun. Yandık diyoruz, boğmaya kan gönderiyorsun. Madem ki ey adli ilahi yakacaktın, yaksaydın ya melunları, tuttun bizi yaktın. Yetmez mi musab olduğumuz bunca devahi, ağzım kurusun yok musun ey adli ilahi? Size bu yok musunun, teki disifami yoluyla, mutlak yoksun manasına, şiddetle yoksun manasına geldiğini izah et. Allah'ın bir sıfatını inkar, Allah'ı inkarla eş manadadır. Böyle bir şehidin mükafatı ancak zaferdir. Vermezsen ilahi dökülen hunu haderdir. Şeytan haklıdır bu zafer. Vermezsen kanlarını ziyan etmiş olursun. Haksızlık edersin zafer vermezsen. Allah diyor. Bektaşi nefeslerinden farkı yok. Yakmaz mı bu tufan, bu duman, gitgide arşı? Hissiz mi kalır lücce rahmet buna karşı? Arşı yakacak. Bu buhran arşı yakacak. Bu hakkı ne taştan ne de leşten istemeli diyor. Leş dediği kim biliyor musun? Evliya kabirleri. Evliya kabirlerinde yatanlara leş diyor. Aynen Vehhabi kafası. Hakkın bu veli kulları taş türbeye sığmaz. Bu Kur'an inmemiştir. Ne fal bakmak için ne de kabirde okumak için. Yani. Daha sana abduhü de. Mısır'ın en muhteşem üstadı Muhammed Abdüh. Lanetullah yale konuşurken neye dairse Cemalettin'le bu da Efkani Melun'u der ki Tilmizine Afgani Muhammed dinle inkılap istiyorum hem çabucak önce bizler düşüp İslam'ı da kaldır, öne bizler düşüp İslam'ı da kaldırmazsak nazariye bir şey olur zannetme o berahini de artık yetişir dinletme berahin bir ayet ve hadisler. İnkılap istiyorum ben de fakat abduh gibi. Yani reform. Süleymaniye Kürsü'nde şiirinde misyonerler gece gündüz yeri devretmekler, devretmediler. Ulema vahiy ilahi mi bilmem bekler. Dış yüzüm ağırdıkça ağırmakta fakat Sormayın iç yüzümün rengini. Yüzler karası. Şimdi kendi halini söylüyor. Güya tevazuyla söylüyor. Buna da edebiyatta intak hak derler. İyi dinleyin. Kendi ağzından Allah söyletiyor. <laughs> Dış yüzüm ağırdıkça ağırmak da fakat kendi resmi için söylüyor. Sormayın iç yüzümün rengini. Yüzler karası. Beni kendinden utandırdı. Şimdi hakikat bana hiç benzemeyen suretimin manzarası. İç yüzü kapkaranlıkmış. Daha söyleyelim mi? Abdülhamid'e küfürleri sayısız öyle adi kelimeler ki. Evet. O Abdülhamid'e bu kadar şiddetli küfürler savuruyor. Kusurlu olmuyor, biz bunu kıramakla kusurlu oluyoruz. Acayip bir şey. Abdurrahmetten de bir parça okuyayım yeter bu kadar. Yoksa bütün safaat kırmak lazım. Ortalık şöyle fena. Böyle müzepzep işler. Ah o yıldızdaki baykuş ötü vermezse eğer. Abdülhamit başkuş. Çoktan beridir vardı benim bir derdim. Gideyim zalim ikaz edeyim isterdim. Kafes altında hanımlar gibi saklıydı Hamit. Ali Osman'dan bu korkaklık edilmezdi Ümit. Ah efendim o ne hayvan. O nasıl merkepti. Abdülhamid hayvan diyor. Nasıl merkepti. Aa, efendim o herif yok mu? Kızıl kafirdi. Mısır'ın en muhteşem üstadı Muhammed Abdü. Çıkarıp gönderelim. Hasılı şeyhim yer yer. Oradan alemi İslam'a cemal edinler. Bunlar her biri ayrı sayfelerde sayfelerini göstermiş adam. Ben de onları işaretlemiştim ama onun hakkındaki bilgiler çok uzattığım için düşürdün milleti en kahraman evladını yese Abdülhamid dedi. Düşürdün milletin en kahraman evladını yese ne melunsun ki rahmetler okuttun ruhu iblise. Küfre bak. Şimdi siz hem Abdülhamid'i seveceksiniz hem de Mehmet Akif'i seveceksiniz. İsterseniz devam edin. Ben İslamcı şair olarak biliyorum. Böyle de kabul ediyorum. Abdülhamid hakkında çok iftiralar da okudum. Size bir misal vereyim. Minelbab ile İlel Mihrab isimli hatıratında Refik Halit Karay diyor ki bir hafız efendi vardı. Hafız efendi. Komşumuzdu. Bize gelirdi. Zaptiyelikten emekliydi. Yani bugünkü belediye zabıtası gibi. Ağlayarak anlatırdı. Tıbbiye talebelerini niye de tıbbiye diyorlar biliyor musunuz? İttihat Terakki Kulübü askeri tıbbiye de kurulduğu için. Tıbbiye talebelerini manalara doldururdular. Bizi de başlarına koyarlardı. Marmara Denizi'ni açılınca bunlar birer birer denize Gümer Döker. dökerdik. Kurtulma çalışanların da kürekle kafasına vururduk. Bunu ağlayarak anlatır biz de ağlatırdık. Biz de bu masallara inanırdık diyor. Lakin Sultan Hamit devrildi. İttihatçılar çarşaf çarşaf ilan yazdılar. Devri sabıkta anası, babası, kardeşi, evladı kaybolan bir vatandaş varsa hükümete müracaat etsin. Tıpkı bugün faili cinayetler gibi. Bugün bu hükümet böyle bir tebligat yapsa 17.500 cinayet için müracaat ya. Bir kişi çıkıp da benim oğlum kayboldu, benim evladım kayboldu. Hiçbir şey çıkmadı. Biz o zaman anladık ki bizim hafız itaatçi güdümlü bir yalancıymış. Hem anlatır, hem ağlar, hem bizi aldatırdı. Hiçbirin aslı faslı yokmuş. Düşünebiliyor musun? Abdülhamit 33 sene anasını babasını idam etmiş, öldürmüş. Bir katilin mahkemeden çıkan idam hükmünü tasdik etmiştir. 33 senede bir idam yapılmış. Kendisine tabancayla ateş eden harem ağasını bile affetmiş köyüne göndermiştir. O zalim olmuş. İddiaçılar gelir gelmez. Hareket ordusunun astıklarını mı? Mahmut Şevket Paşa'nın suikastı dolayısıyla astıklarını mı? Ben size o devrin mecmualarını getirsem Taksim Meydanı'nda, Karaköy Meydanı'nda, Beyazıt Meydanı'nda salkım salkım 15, 20, 30 kişinin cesetleri Bunlar zalim olmadı. Normal mahkemeden kabul edilmiş bir tek idam hükmünü gerisini müebbete çevirmiş tasdik eden padişah zalim oldu. Ve Mehmet Akif gibi de İslamcı geçinen bir adam en kötü sözlerle burada çok misali var. En kötü sözlerle Sultan Hamid'e sövmüş. Bundan da nedamet getirmemiş. Bir vaka daha söyleyeyim size ve bu işi bitirelim. Bir tek sualle bu şeyi harcadık maalesef. Halbuki biz sualleri azaltmak istiyorduk. Evet. Ee. bir şey daha söylemek istedim bir hatırada ama doğrusunu isterseniz unuttum. İhtiyarlık böyle. Velhasıl Mehmet Akif'in bir elma gibi bir çürüğü var. Azı mı çürük, çoğu mu çürük siz karar verin. Ben bir hüküm vermeyeyim. Ben sadece işaret ettim. Gene de kabul etmek istemeyen kendi bilir. Hatip ne diyor her cuma? Ve ma aleyna illa bela. Biz tebliğ ettik bitti. Vebal bizden gitti. Biz doğruları söylüyoruz. Kimseye bir kastımız yok. Ve hiç bir şahsi kusurunda söylemedik. Bak şiirlerinden şiirlerindeki yanlışlardan bahsetti ki bu yanlışlar okuyan insanların bunların tesirinde kalması mevzul. Bayıstır. Yoksa ben bunun şahsi kusurlarını da biliyorum. Bunu konuşma. Onun zararı şahsi kendinedir. Ben onu tanıyan çok adamla düştüm kalktım. Görüştüm, konuştum. Son olarak şunu söyleyeyim size. Hakkı Tarık Uz. Onunla ölümünden tahminen bir ay evvel veya bir buçuk ay evvel hastanede bir röportaj yaptım. Bu da Sedat Simavi'nin 7 Gün dergisinde çıkmıştır. Orada diyor ki Hastalanınca koştum vatana. Mısır'da ölürüm de vatan cüda olurum diye korktum. O zaman Kral Fuat. Kral Fuat'ın İslam'ın yaşandığı Mısır'ı vatan değil. Kemalizmin hüküm ferma olduğu, Allah demenin yasak olduğu Türkiye vatan. Biz namı Kemal'e ne kadar müstehcen fıkra varsa mal ederek aleyhine konuşuruz. Duymuşsunuzdur. Namık Kemal bizim için Akif'le mukayese edilmeyecek derecede itibarsız bir adamdır. Halbuki Namık Kemal diyor ki git vatan, Kabe'de siyaha birin. Bir elin meşhedat, kainata uviyetinle görün. Namık Kemal Kabe'yi vatan sayıyor. İslam'ın hakim olduğu her yer Müslüman'ın vatanıdır. Akif bu noktaya gelememiş. Mısır'da ölecektim de gurbetse de kalacaktım diyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu bir mantalite meselesidir. Ama daha alasını söyleyeyim. <laughs> Sen çok bedbinsin. Bu aynı zamanda Mithat Cemal'in kitabında da vardır. Benzer bir söz. Çok bedbinsin. Çok ümit var olmazsın. Nasıl inandın da Mustafa Kemal'e gittin, milli mücadeleye katıldın? Lideri görseydin sen de inanırdın diyor. Hakkı Tarık'a da diyor ki vallahi de billahi de tallahi de Atatürk olmasaydı, 36'da Atatürk kelimesinin geçmişi iki sene 34'te kabul edilmiş bir kanundur Mustafa Kemal'e kanunla Atatürk soyadı verilmiştir. O zamana kadar böyle bir kelime yok. Mustafa Kemal Paşa, Gazi vesaire. Mısır'dan geldiği halde iki senelik kelimeyi benimsemiş de vallahi de billahi de tallahi de Atatürk olmasaydı hiçbirimizin yapacağı bir mesele bir şey yoktu. Her şey ona borçluyuz. Bir adam kurtardı bizi. Geri kalan Mehmet'i unut. Halkın desteğini unut. Paşaların desteğini unut. Mevhibe ilahiyeyi unut. Siyaneti ilahiyeyi unut. Siz kolay zafer bulurdunuz zannediyorsunuz. O Yunan evliya kabirlerine saldırdı. Onun için bu tarih değişti. Burada bir fıkra anlatayım size. Türbedar Aziz Ahmet Anmış Efendi, Fatih Türbedarı. Melami Yül Meşref Meşahit'ten biriydi. Müridinin biri bir gün gelmiş Yunan Harbi sırasında. Efendi Hazretleri bir rüya gördüm ama korkuyorum anlatamıyorum. Oğlum rüya hayata benzemez anlat efendim çok çok dedi çok fecik. ya sen anlat karışma tamir efendim gördüm ki Hazreti Peygamberle İsa Aleyhisselam güreşe tutuşmuş İsa Aleyhisselam yendi değil mi demiş evet efendim Yunan galip mi gelecek sus demiş Yunan galip gelecekti ben bu sözü Dede Paşa'dan da duydum. Yunan galip gelecekti. Allah'ın takdiri oydu. Lakin Yunan evliya kabirlerine saldırdı. Çoluk çocuk kadın ihtiyar katletti. Gayretullah'a dokundu. Anadolu evliyası da niyaz ettiler. Ya Rabbi bu belayı başımızdan al. Onun için Yunan mağlup olacak. Ama Yunan'ın garebesiyle hasıl olan netice bizimkilerin eliyle olacak. Hatta fazlası oldu. Allah'ın kaderine razı olmadığı için Anadolu velileri Dede Paşa merhum derdi ki günlük emir alırlar. Selayetleri tahtide uğramıştır. Allah'ın kahır tecellisine razı olamadılar. Ya Rabbi Yunan'ı def et diye yalvardılar. Sofokles. 1950'li yıllarda Ankara'da resmi merasimle kabul eden Sofokles, Venizelos'un oğlu, Bursa'ya ilk giren Yunan kuvvetlerinin kumandanı Osman Gazi Hazret'ten türbesini tekmeledi, küfrederek kalkla milletini kurtar dedi. Elini ensesine dayayıp türbenin başında da fotoğraf çektirdi. Benim Yunan Mezalim kitabımda o resim vardır. Aynı melunu 1950'de hiçbir sıfatı resmiyesi olmadığı halde Venizolos'un oğlu diye Ankara'da resmi merasimle kabul ettiler. Bu zulümleri Yunan'ın bu zulümleri sebebiyle Evliya Allah yalvardı. Allah takdirini tebdil etti. Ama o takdirdeki neticeyi Türkiye'deki kumandanlar vasıtasıyla gerçekleştirdi. Daha da şiddetli olarak Yunan galip gelseydi yazıyı değiştiremezdi. Hilafeti kaldıramazdı. Hocaları asıp kesemezdi. Halkın reaksiyondan korkardı. Çünkü Yunan hüviyeti var. Bu sizi kurtardım. Malınız, canınız, hayatınız ve matınız. Üzerinde tasarrufa ehilim. Ehliyetliyim. Hakim ve sahibim manasındadır. Bu da benim sözüm değil. Bu da Ahmet İzzet Paşa'nın değerlendirmesidir. Madem ki Yunan'ı yendik, hayatınız, mematınız bize aittir. İstediğimiz gibi tasarruf ederiz. Demek istedi Kemal ister diyor. Bu bahiste söylenecek çok söz var ama ezanı Muhammed'i okundu. Tekrar hatırlatayım biz iki namaz arasında bu konuşmayı yaptığımız için gelecek haftalarda tam üçte başlayamayabiliriz canlı yayın takip edenler bu hususa dikkat etsin ve bizi mazur görsünler. Hak namına bir şeyler duymak maksadıyla buraya kadar teşrifinizden dolayı Cenab-ı Allah bütün geçmişlerinizden rahmetiyle muamele buyursun. Seyyahatlarını hasenata tebdil eylesin. Bu nimet imaniyenin bize kadar intikalinde hizmeti sefkat etmiş olanların cümlesinin ruhlarını şadan andan eylesin. Bu nimeti imaniyenin kıyamete kadar devamına medar olacak amellerden bizlere de bela gam ma bela ihsan ikram eylesin. Lillahi'l-Fatiha.